Merhaba. Ne haber? Budapest'te acayip sıcak. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden 21 Haziran 2018. itibariyle Budapest'te acayip sıcak. Ben de kendimi Varoş Liget Parkı'na attım. Varoş Liget Parkı, Hösök Teren'in çevresinde bulunan bir park. Çok yakınında diyeyim. buralara gelip gezmek isteyenler bu parkta da yürüyüş yapabilir rahatlıkla. Hösök Tere'de de çekim yapacaktım fakat alanı kapatmışlar. Belli ki bir gösteri tarzı bir şey var. Provalar falan yapılıyordu. Maalesef orada çekim yapamadım ama bunu telafi edeceğim. Bu videoyu ise... Çok sinek ve böcek var her tarafta doğada olduğumuz için. Neyse bu videoyu da Macar Şamanizminden bahsetmek üzere çekiyorum bir parkta çekmek istedim. Çünkü şamanizm deyince aklımıza gelen öncelikle şey tabii ki doğa. Aynı zamanda Budapest'te çok sıcak olduğu için biraz serinlemek istedim açıkçası. Bir ağaç gölgesi buldum. Burada oturuyorum. Neyse. Evet. Arkadaşlar Macar şamanizmi dediğimiz şey Asya şamanizmi ile çok büyük oranda benzerlikler gösteriyor. Bunun da sebebi tabii ki Macarların esasen Asya halkı olması. Şimdi öncelikle kaynaklardan bahsedeyim. Mihail Hoppal diye Macar kökenli çok meşhur bir etnolog ve aynı zamanda halk bilimci bir araştırmacı vardır. onun eserlerinden faydalandım öncelikle. Bütün eserleri tabii ki Macar şamanizmi ile ilgili değil. Mihail Hoppal esasen Avrasya şamanlığı çalışıyor. Avrasya şamanlığı işte Sibirya, Altay, Tuva oralardan e, bilgiler taşıyor bizlere. Ama elbette bir Macar olarak Macar şamanizmini de elbette araştırmış. E, aralardaki bağlantıları keşfetmeye çalışmış ama ondan önce yani 60'larda, 70'lerde, 80'lerde uzun yıllar boyunca Macar ile ilgili çalışma yapmış çok çeşitli araştırmacılar da var. Bu videonun altında birkaç tanesinin adını paylaşırım ama pek çok macar araştırmacı gibi maalesef İngilizce yazmıyor çoğu. Ve yazılmış çoğu Macarca eser de İngilizce hala çevrilmemiş. Bu yüzden çok azından faydalanabiliyoruz. Dolayısıyla bir Macar iyi, Macar kadar iyi öğrenemiyoruz bu dili bilmeyince. Ama tabii yine öğrenebildiğimiz kadar öğrenebiliyoruz. Mihail Hoppal sağ olsun kısa ve öz bir şekilde açıklamış. Şöyle söyleyeyim. Mihal Hoppal diyor ki, kendisinden önce araştırma yapmış birçok araştırmacının eserlerinden de elbette yararlanarak kendi araştırmasını yapıyor, kitabını yazıyor. Söylediği şey şu, Macar e, halk inançlarında yaşıyor öncelikle eski Macar şamanizmi. E, tabii ki e, Asya kökenli halkların çoğu yazılı kültür geliştirmediği için çok uzun yüzyıllar, aynı biz, bizim gibi... Şey yok, yazılı kaynak e, pek yok bu konuda. Bazı tanıklıklar var, onlardan yararlanıyorlar. E, halk hikayeleri var, halk hikayelerinde yaşıyormuş zaman inancı büyük oranda, onlardan yararlanıyorlar. Yani iğneyle kuyu kazıyorlar aslında. Sürekli sinek konuyor. Neyse, e, diyor ki. Macar şamanlığı, yani bu az, az evvel bahsettiğim kaynaklardan öğrendiğimiz, yapılan çalışmalardan öğrendiğimiz kadarıyla Macar şamanlığı elbette doğal olarak Asya şamanlığına benziyor. Şimdi Macarların konuştuğu dile, en yakın dili konuşan Asya halkları Sibirya'nın batısında yaşayan Vogullar ve Ostyaklarmış. Bunlar da aynı Macarlar gibi e, Fin Uğur'lardır. E, dilleri konuşuyorlarmış ve Macarların konuştuğu dile en yakın dil bu Vogul, Ostyaklar bir de daha çok bilinen tabii ki Finler. Finlandiya'nın Finleri yani. Finniş. E, dolayısıyla Macar halk inançlarından aldıkları bilgilerle Asya şamanlığını öncelikle bu Vogul ve Ostyak halklarının şamanlığıyla karşılaştırmalı olarak inceleyerek bir takım sonuçlara varıyorlar. Hem bu Batı Sibirya halklarıyla çok ortak noktası var Macar şamanizminin hem de aynı zamanda Altay şamanlığıyla çok yakın benzerlikleri varmış. Aynı zamanda Moğol şamanlığından da e, çok fazla hani benzerlikleri varmış Moğol şamanlığıyla da. Ve aynı zamanda Tuva. Şimdi Altay ve Tuva halkları Türk zaten bunu biliyoruz. Moğolların da zaten Cengpol ruha göre e, şamanlık inancını öğrendikleri kimseler. Altay Türkleri öyle söylüyor. Dolayısıyla bu bağlantıları kısaca göz önünde bulundurarak Macarların şamanizmi nasıl bir şey çok kısa ondan bahsedeyim. Macarlar şamanlarına biz nasıl kam diyoruz hani Altay Türklerinde ve Oğuz Türklerinde kam deniyor şamanlara Macarlardaki bu kelimenin karşılığı taltoş ilginç bir kelime gerçekten. Hem e, şamanı tasvir ediyormuş hem de bugün hala kullanımda olan bir haliyle çok güçlü ve olağan dışı yetenekleri olan yani olağan dışı derecede güçlü ve güzel ve uzun yollar kat edebilen atları ifade ediyormuş bu kelime. Aynı zamanda bir başka e, şekilde de kullanımı varmış. Ay pardon. Envai çeşit böcek yiyor beni şu an. Bir başka kullanımı da şuymuş. Mesela işte yaşlı bir insan. Yaşından beklenmeyecek kadar hızlı, çevik hareket ettiği zaman ona da Aa, aynı taltoş gibisin derlermiş. Etimoloji bizleri <laughs> nerelerden alıp nerelere götürüyor. Şimdi taltoşların, taltoş şamanlar yani Macar şamanı anlamına gelen taltoşun özellikleri şöyle. Öncelikle e, ileride taltoş olacak çocuk doğduğunda dişle doğar diye bir inanış varmış. Dişli doğarmış ya dişleri olurmuş ya da bir hani bebekte e, beklenmeyecek kadar tüyü olurmuş. Mesela çok saçlı doğmuş olabilir. Veya hiç beklenmeyecek bir yerinde hani yetişkin olduğu zaman ancak tüy çıkartabilecek bir yerinde tüyü olabilir. Bunlar bu çocuğun ileride şaman olacağının en önemli göstergelerinden kabul ediliyormuş. Şimdi altı ay şamanlığında da şöyle bir şey vardır. Eğer sen kam soyundan geliyorsan bir gün kam olabilirsin. Ama bu senin isteğinle olmaz. Kam olan atan bu yedi göbek önceki bir ata da olabilir. Büyük baban da olabilir, annen de olabilir. O öldükten sonra... Eğer kamlığı sana devretmek istiyorsa rüyana girer ve sen ondan sonra hastalanırsın, ee, ölüm uykusu diyebileceğimiz tarzda günlerce sürecek bir e, uykuya yatarsın. Tamam mı? Böyle bir inanış vardır. Şimdi taltoşlardaysa hani taltoşların böyle bir şey yapması beklenmiyor. Hani e, soydan taltoş olmak gerekli gibi bir şey hiç yazmıyor Hopbal'ın eserlerinde ve diğerlerin eserlerinde. Ama dediğim gibi taltoşlar bu tarz hani olağan dışı şeylerle doğuyormuş. Sonra bir çocuk böyle doğduğu zaman anlaşılıyor ki o ileride taltoş olacak. 7 yaşına kadar bu çocuğa çok dikkatli bakılması gerekiyormuş. Hani çok özenle, hani hasta olmasın, ölmesin, güçlü olsun diye Çocuk ölümlerinin tabii eskiden çok çok daha yaygın ve fazla olduğunda göz önünde bulundurun. Hani ölmemesini sağlamak ve güçlü bir şekilde yeterince besin alarak büyümesini sağlamak amaç. 7 yaşına geldiği zaman bu çocuk ya kaybolurmuş, kaybolmak derken yakın çevrede hani kendini böyle nasıl diyeyim insanların olmadığı bir bölgeye atar. Oralarda bir, bir müddet geçirirmiş ya da hasta düşermiş. Hasta düştükten hasta düşmesi de şöyle az evvel bahsettiğim altan şamanlarının yaptığı gibi bir tür ölüm uykusuna yatarlarmış, hastalanırlarmış, günlerce sürecek bir <laughs> uykuya yatarlarmış. Kendilerine geldikten sonra da yine değişik özellikler sergilemeye devam ederlermiş. <laughs> Bunlarda tal toshluğuğun öğrenildiğine dair bir belirti yok. Taltoşsan taltoşsundur. Fakat asya şamanlığına benziyorsa ata ruhu basmasına uğrasan dahi <laughs> e, yani kam olarak seçilsen dahi bir büyük kamın yanında genellikle eğitim görürsün. Ondan teknik falan öğrenirsin. Enteresan şeyler öğrenirsin. Neyse. <laughs> İşte bu Macar şamanları, Taltoş'ların görevleri de yine Asya şamanları ile çok benziyor bu arada. Elbette şifacılar, tedavi ediyorlar halkı. Hasta olduğun zaman direkt Taltoş'a gidiyorsun. Envai çeşit ot biliyor. işte çeşit çeşit organik maddelerden yararlanarak ilaç yapmayı biliyor bu insanlar. Yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda kehanette bulunuyorlar. Gelecekten haber verdikleri inanılıyor. Ee, onun dışında bazı halk hikayelerinde, Macar halk hikayelerinde bu taltoşlar aynı zamanda kendi halklarını savunan, çok iyi savaşçı, güçlü atları olan e, hani böyle bir çeşit savaşçı halk lideri özelliklere de sahip oluyorlarmış. Bizde de bunun benzer e, kültürel süreklilikleri diyeyim aslında görülebiliyor. Bir başka programda belki program, bir başka videoda belki şey yaparız. Bundan da bahsederiz. Taltoşların görevleri böyle. Bir de bu taltoşlar tabii ki dünyanın her yerindeki şamanlar bir takım onların halüsinasyon görmesini sağlayan yani kafalarını iyi yapan diyelim maddeler kullanıyorlar. Transa geçebilmek için. Bir araştırmacı, bir macer araştırmacı Fin Uğur şamanlarında bu e, kafa yapıcı maddeler konusunda çalışmış ve e, Amanita muscria adı verilen bir mantarın yaygın olarak kullanıldığını keşfetmiş. Şimdi... <laughs> daha önce hiç görmediğim, hayatımda hiç görmediğim böcekler tarafından yeniyorum. Neyse... E, ne dedik? Finur şamanlarında bu Amanita muscaria mantarının kullanımı çok yaygınmış. O bölgelere yani Asya taraflarına yapılan etnografik gezilerde, yani oradaki halklarla birebir iletişim halinde olarak doğrudan bilgiyi onlardan alarak yapılan çalışmalarda bu mantarın tabii bütün Asya'da yaygın olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Macar halk hikayelerinde Taltoş en çok şu motifle görülüyormuş. Bir gün kapın çalınıyor. Açıyorsun bir adam senden süt istiyor. Süt, bildiğimiz süt. Eğer vermezsen bu onun kesinlikle bir Taltoş olduğunu gösteriyormuş. Tamam mı? Eğer süt vermezsen de senin başına mutlaka bir felaket getirirmiş bizzat kendisi. Hatta bir öykü varmış. İşte kadının biri bir gün işte kapısı çalınıyor. Açıyor. Bir taltoş gelmiş. Ondan süt istiyor. Kadın sütü olduğu halde süt vermiyor. Taltoş biliyor tabii sütü olduğu halde vermediğini ve diyor ki "Sütün yoksa suyun var." diyor ve birden yağmur yağdırmaya başlıyor falan. İşte kadının evini su basıyor falan. Süt vermediği için hani başına felaket geliyor. Şimdi Macar halk hikayelerinde bu taltoşların ...havayı da bu şekilde etkileyebildiklerine dair çok motif varmış. Bu da bana direkt tabii ki Türklerdeki yada taşını çağrıştırdı. Yada taşını bilmeyenler için söyleyeyim, yada taşı diye bir taş olduğuna inanılıyor. Bugüne kadar bulunmuş bir şey yok aslında. Fakat pek çok eski kaynakta Türk şamanlarının özellikle kamlarının... ...bu taş yardımıyla hava olaylarını etkileyebildiklerine dair bir takım şeyler yazıyor. Ee, özellikle savaş falan zamanlarında mesela işte savaşın gidişatını değiştirmek için birden yağmur yağdırırlarmış veya işte güneş açtırırlarmış veya şimşekler çaktırırlarmış falan gibi şeyler yazıyor. Ee, bir araştırmaya göre galiba Jean Paul Ruh mu diyordu? Bu yada taşı diye bilinen şey muhtemelen hayvanların midelerinden çıkartılmış, taşlaşmış e, organik maddeler olabileceğini söylüyordu. Neyse, şimdi şöyle bir şey var. Macar halk hikayelerinde işte sürekli kapı çalınıyor, biri geliyor, süt istiyor. Aa, o kesin Taltoş, ona süt vermelisin. Böyle bir motif var, tamam mı? Az evvel bahsettiğim mantar var ya. O Finur halklarındaki mantarla ilgili çalışmaları yapan adam da şunu görmüş. Manchu Mançu, Tungus kabileleri arasında, Asya'daki diğer şaman halkları arasında şunu görmüş. Bu mantarın tüketen kamların etkisi yavaş yavaş geçtiği zaman süt içtiklerini görmüş. Niye olduğunu sormuş. Demişler ki çünkü mantarın etkisini hani fazla zehri vücudumuzdan sütle atabiliyoruz demişler. Tabii ki oralarda çalışan bir sürü Rus araştırmacı da var. Bu Rus araştırmacıların zamanında dikkatini çekmiş. Gerçekten böyle bir etkisi var mı diye araştırmışlar sütün ve gerçekten de hani bilimsel olarak da sütün o mantarın etkisini bu şekilde azalttığını ve fazla toksik maddeleri vücuttan attığına dair e, bilimsel bulgulara ulaşmışlar. Dolayısıyla diyorlar ki kesin Macar taltoşları da bu hikayelere bu nedenle girdi. Çok büyük ihtimalle onlar da yine bu, bu tür mantarlardan faydalanarak etkileri azaltıyorlardı diyorlar. Evet, yani tal hakkında en çok bilinen şeyler bunlar. Bunun dışında Asya şamanlığı ile alakalı şöyle benzerlikleri de var. Onların da Asya halkları gibi, Asya kamları gibi davulları var. Elbette davul kullanıyorlar. Aynı onlar gibi tüylerle kuş tüyleriyle süslenmiş ve aynı zamanda boynuzlar takılmış şapkaları var. Evet. Uzun ve aynı e, baktım fotoğraflarına gerçekten Tuva, Hakasya, Altay kamlarının başlıklarıyla aynı başlıklar yani. Dolayısıyla oralarda yaşarken herhalde e, yani onlar da be, çok benzer bir inanca sahiptiler. Aynı zamanda bir hayat ağacı motifi vardır bizde. Hani daha doğrusu sonraki yıllarda adı hayat ağacı olmuştur da dünyanın ortasından geçen çok büyük bir e, kimi efsanelerde kayın ağacı olduğu söylenen bir ağaç olduğuna inanılır. Bunun kökleri yer altındadır. Erlik Ağa'nın sarayına kadar iner. Gövdesi yeryüzündedir. Dalları da gökyüzündedir ve bunu ancak kamlar görebilir ve transa girdikleri zaman davullarını kullanarak kamlar transa girdikleri zaman işte bu herkesin göremeyeceği ağacın dallarından tırmanarak gökyüzüne oradan tanrı katına ulaşırlar ve bu aslında şamanın yolculuğu adıyla literatüre geçmiş bir nasıl diyelim inançtır yani bir esasen bir inanç ama hani o kadar yaygın bir şekilde görülüyor ki çeşit çeşit şaman halkında bu şekilde hani motifleşmiş, terimleşmiş diyebiliriz. Hatta işte odallardan tırmanarak kam trans halindeyken işte kötü ruhlar ona dadanır. O sırada ülgenin kızları ona yardım eder falan filan hani çok zorlu bir yolculuktur. Tanrı'ya ulaşmak için kat edilen çok zorlu bir yoldur. Yolda da birçok bir tehlike bekler kamu işte onların hepsini teker teker bertaraf ederek Tanrı'ya ulaşır ve insanların isteklerini ona ulaştırır bu ağaç tuhaf bir hayvan sesi geldi neyse bu ağaç şey işte bu ağaç aynı şekilde Macarlarda da mevcutmuş aynı zamanda Budapest'de de çektiğim bir önceki videoda Tuğrul Kuşu efsanesini anlatmıştım bu Tuğrul Kuşu efsanesini bir izleyin. Bu Tuğrul Kuşu efsanesi de aynı zamanda Asya'daki hemen hemen bütün Şaman halklarında mevcutmuş. E, Emeşe diye geçiyor Macar inancında. İlk Şaman'ı doğuran kadın Emeşe. Ve de e, özellikle Manşu inancında kartal başlı çocuk emziren, Kilden yapılmış heykelleri varmış. Nasıl? Yani düşünün oradaki inançlar buralarda hala nasıl sürüyor? Yani Mançuya, Mançular, ne alaka? Onlarda bile var hala bu inanç ve o inancın Macaristan'daki göstergesi de e, tuğrul kuşunun Arpad'ın yani Macarları bu bölgeye Karpatya havzasını getiren getirdiğine inanılan diyelim ilk kişinin e, efsanesine kadar işlemiş. Her tarafım böcek. Sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Umarım yararlı olmuştur.